Ağzı Allah'ı min Şeytanı Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Ve izel Mevüde suilet bi ayi zembin qutilet. Diri diri toprağa gömülen kız çocuğu hangi suçu sebebiyle toprağa gömüldü? Sorgulanacağı zaman gelecek Allah buyuruyor. Evet, günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan narin evladımızın narin bedenine bu sabah itibariyle ulaşılmış oldu. Dünyada zalimler, kafirler ellerinden gelen şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Ama Allah'ın mutlaka bir hesabı var. Dünyada da ahirette de onların hesabını soracaktır. Ayeti i Kerime'nin ifadesi o kadar muazzam ki malumunuz cahiliye döneminde insanlar kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Farklı gerekçeleri vardı kendilerine göre. Allah buyuruyor ki ey sabi kız çocuğu senin ne suçun vardı acaba? Bugün Narin'i öldüren ve diğer çocukları katledenler, Gazze'deki çocukları katledenler, o çocuğun suçu neydi acaba? Çocuk o ne suçu olabilirdi? Ölümü gerektiren ne suçu olabilirdi? Dünyadayken yapacağınızı yapabilirsiniz ama bunun ahirette hesabı var, dünyada da hesabı var. Keşke dünyadaki hesabı da Allah'ın istediği şekilde görülmüş olsa. Değerli kardeşlerim, şunu ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'de 26. sayfa bir de 27. sayfayı açın. 26. sayfada Bakara suresinin 178. ayeti, 27. sayfada da Bakara suresinin 183. ayeti var. İki ayeti kelimenin lafızları aynı sadece bir kelime farklılığı var. İkisi de ya eyyühellezine amenü kütübe aleyküm diye başlıyor. 27. sayfada Allahü Teala ya eyühellezine amenu ey iman edenler Kütibe aleykumus sıyam oruç size farz kılındı buyuruyor. Karşı sayfada da 178. ayette ya eyühellezine amenu ey iman edenler Kütibe aleykumul kısasu fil katla öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hani bazen diyorlar ya niçin Kur'an'ı devlet işlerine karıştırıyorsunuz diye. Ben karıştırmıyorum. Allah karıştırıyor. Bizi yaratan Allah karıştırıyor. Bakın karşılıklı sayfa. Birisi ibadetten bahsediyor, diğeri devlet işinden bahsediyor, cezadan bahsediyor. Kur'an-ı Kerim bizim için anayasadır, Müslümanlar için anayasadır. Keşke anlayabilsek. Bizi yaratan Allah'tır. Bizim neyle terbiye olacağımızı en iyi bilen Allah'tır Celle Celaluhu. Allah bize sol sayfada orucu emrettiği gibi sağ sayfada aynı lafızlarla kısası da emretmiştir. Eğer bugün kısas uygulanıyor olsa idi bu zalimler narin evladımızın narin bedenine öyle rahat kıyamazlardı. Ve lekum fil kısası hayatun ya ulil elbab ey akıl sahipleri kısas da sizin için hayat vardır Allah buyuruyor. Kısas adam öldürmektir. Nasıl hayat oluyor? İnsan düşünüyor. Ben onu öldürdüğüm zaman beni de öldürecekler. Onun için aman yanaşmayayım diye vazgeçiliyor. Veya birilerini öldürdüğü zaman arada kan davaları olup büyük bir ölümlerin önüne geçilmiş oluyor. Rabbim bu kanunların da ülkemizde uygulandığı günleri görmeyi hepimize nasip eylesin. Nice narin bebekler, narin çocuklar hem Gazze'de hem Doğu Türkistan'da farklı yerlerde hiçbir suçu olmadan hem de her gün onlarcası katlediliyor. Zavallı insanlar da seyrediyor. Ülkemizde narin evladımıza karşı hassasiyet gösteren ciddi bir kitle var. Ama keşke diğer narin bebeklere de aynı tepkiyi gösterseler de samimiyetlerine biraz şahit olmuş olsak.